Nasıl buldun hakemin performansını? Camiada nasıl yankılanıyor hocanın yönetimi? Şimdi maçtan önce ben doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum Fırat Hoca'nın. Çünkü son iki sezona baktığımızda form durumu bayağı bir iyi. Yani verdiği kararlar, otoritesi, sahadaki duruşu. Ama bugün hani çok enteresan bir Fırat Aydınus performansı gördük. Yani kötüydü, iyi değildi performansı. Zaten penaltı pozisyonuyla ilgili herkes fikrini söyledi. İşte eski hakemler, yorumcular, herkes aynı fikirde penaltı olmadığı konusunda. Ama orada tabii VAR olayı şu, onu da biz sorduk, öğrendik. Bu tür pozisyonlarda artık penaltı işine hakem yorumu girdiği için, hakemin yorumladığı, tamamen hakemin yorumuna bırakın denildiği için bu tür pozisyonlara VAR çağıramıyor. Ama hakikaten ben hep şunu söyledim, maç sırasında da söyledim. Ya Fırat Hoca bunu gitse, ekrandan seyrese vermez bence dedim. Hakikaten vermez. Bunu, pardon, bir şey soracağım. Ya bunu çağırmayacak da neye çağıracak? Ben hani kahveye, çaya falan mı çağıracak? Yani anlamadım i̇şte, ben ya. Bak şimdi. Ya bu gol hocam, demiyorlar mı? Kırmızı kartta, penaltıda. Ben şunu bir söyleyeyim de bak. Şunu bir söyleyeyim ya, soruyorum de. İşte ben senle anlaşamadığımız nokta şu hocam. Anlaşamadım değil, bak, bilelim diye. Ya ben senle anlaşamadığımız nokta şu. Hocam Türk futbolun ruhu. Ben niye anlaşamıyoruz? Ben onu anlamadım. Abi anlatıyorum şimdi. İşte niye anlaşamadığımızı. Tamam, anlaşmıyor. Ben, ya niye anlaşamadık? Ben diyorum ki niye sormuyor? Hocam. Anlat. Hakemin kitabı futbolun ruhunu ele geçirdi. Kurtarın o zaman hakemlerin kitabından futbolun ruhunu. Kim bunu? Ele geçirdi. Kitap ne diyorsa onu uygulayın diyor. Bu hakemlerin kitabıyla, yani dünyadaki hakemlik kitabıyla futbolu yönettiğin zaman bunlar çıkıyor ortaya. Yok yok, VAR'ı çağırmama pozisyonu soruyorum çünkü sana. Çünkü diyor ki sahadaki hakemin yorumladığı, bak yorum hakem yorumuna girdi. Hani net penaltılar dışındaki penaltılar. Bunları hakemin yorumuna bırakalım denilen penaltılarda VAR müdahale edemez. Ama çoğu çağırıyorlar, iptal ediyor veya onlar penaltı veriyor. Onlar net penaltılardı. İptal ettiği oluyor. Ama bak bu kolun... Ya iptal ettiği de oldu. İşte hocam, hocam şöyle, net penaltılar. Yoruma bağlı. Girmeyecek. Genel anlamda adamın ayağını kırdı. Hakem hocalarının bak, yorumu bu pozisyonun penaltı olmadığı ayağını kırdı yönünde. Bak, ama hakemin yorumu penaltı olduğu yönünde. Adamın ayağını kırdı. Peki yorumu açık mı kendi? Bak adamın ayağını kırdı. Demek ki açık. Hakem bunu görmedi. Benim için açık. Tamam, benim için de açık. O zaman çağırıyor. Ya bu da penaltı diye çağırmayacak. Ama burada ya hakem yorumuna giriyor. Bunu belki Cüneyt Hoca vermez. Ya bir şey söyleyeceğim sana ama bak şimdi buna mı sen bir cevap ver lütfen. Ya, kaç hocam, tane böyle pozisyon oldu ki, gitti iptal etti adam penaltıyı. Adam diyor ki kardeşim futbolun doğallığı ölmesin, sahadaki hakeme bırakın bazı hocam şeyleri. Skandal bariz ve açık bir hataysa VAR çağırıyor. Yani bu, burada şu yorum skandal değil mi olarak bu yapılıyor? Bu, abi skandal tabii ki. Niye çağırmadın? Ama böyle bir kural böyle. Penaltı. Burada sorun, eskiden VAR bunlara çağırıyordu. Hocam biz seyret bana. Geldi dediler ki siz ne yapıyorsunuz? Ya bu VAR'ı öyle bir kullanıyorsunuz ki evindeki televizyonu öyle kullanmıyorsun. Bunu ne, İHAP mı neydi o? Ya işte bunlar onları, İHAP. Onlar abi, İHAP, onların futbolla falan alakası yok. Hiç şimdi oynamamışlardı. Bana kalsa biz sokakta nasıl oynardık bu oyunu? Bütün eller penaltı. Ne olursa olsun el penaltı derdik. Çocukluğumuzda oynadığımızda. Halen de halı sahalarda öyle. Eller penaltı kardeşim. Halı sahada doğal konumuna mı bakacak adam? Evetse penaltı diye. Ama burada öyle değil. Bunu hakem yorumuna sokmuşlar. Hakemi neden sokuyorlar? Çünkü VAR'a gidilmesin diye. Beyler bu, sürekli hakemin bu akşamki yönetimi skora etki etti mi? Bence. Maçı değiştirdi mi? Etti yönünü bence. Sence etti mi hocam? Penaltı verdi. Penaltı yok ki. Sence de etti mi yani? Etti tabii ya. Penaltı sence vermedi. Sence etti mi? Yorum yok. Yani yorum şöyle. Yok. Fenerbahçe kazanırdı, Beşiktaş kazanır. Kimin kazanacağını bilmiyorum ama skora ciddi derecede. Bakın bu bir. İki, bak sarı kartlarda da bazı kartlar da hakem yorumuna giriyor. Mesela bazı çekmeleri verdi, bazılarını vermedi. Üç, Necip Mesut olayı pozisyonda yok. Mesut'un yaptığı ne? Sarı kart diyorlar hakemler. Çünkü şiddetiyle ilgili. Eğer daha sert girse kırmızı kart. Foul. Onu vermedi. Bak şimdi. Hani onu nasıl yorumladı? İşte Mesut görmüyordu ne için? O iyi niyeti topu ayağını uzattı diye düşünülüyorsa illerinde topu görmüyor. Ondan geliyor, görmüyor. Eli adamın sırtında. Adamın arkasında da mı böyle duracak? Orada da mı öyle duracak? Bir dakika, buna penaltı olan hiç kimse dedi mi penaltı diyen var mı? Şeyde, medyada. Herkes penaltı diyor. Buna?
Penaltı değil. Değil. Ha penaltı değil. Değil diyor, diyor tamam. Pardon, şimdi ben de diyorum biliyor musun? Tekrar... Kafa bırakmadı ki bende. Ya bırak. Şimdi ben de diyorum ki bunu bütün herkes penaltı değil diyor. Ben de deminki görüme kırmızı kart diyorum ya, hiç olmazsa 3-5 kişi de bana uyar biliyor musun? Hocam biraz ona kimse uymaz bence. Bana göre biraz daha mantıklı. O gol, bariz gol pozisyonu. Hocam işte bakın. Bana göre biraz daha mantıklı Kerem, bundan. Bu ne ya? Senin şeyini bozmuyorum. Ya bu iki konuyla 10 dakika kaybettik. Evet. Evet, süremiz doğru. Az zaten. Biz bu üç büyüklerin durumu ne olacak? Teknik adamlar ne olacak? Fatih Terim'in açıklamaları bunları, var. Az sonra onlara gireceğiz ama benim aslında Serdar Sarı'da öncelikle sormak istediğim konu şu. Pereira üzerine çok uzun konuştuk. Önder Karaveli'nin durumu nedir? Acaba Beşiktaş yönetiminde geçen hafta alınan galibiyet, bu hafta Fenerbahçe deplasmanından çıkarılan beraberlik sonrası hocaya bakış açısı pozitif bir şekilde imeleniyor mu? Skorla bağımsız olarak iki maçın oyununa baktığınızda, iki maçın oyuncu değişikliklerine baktığınızda, oyuncuların hoca yaklaşımına baktığınızda en doğru tercihin bence şu an için Önder Hoca ile devam edilmesi yönünde. En doğru tercih. Bakın en doğru, en net tercih. Şimdi senin bak, o kadar riskli ki diyelim Önder Hoca ile anlaşmadın, bir hoca getirdin. İşler bir iki hafta kötü gitti mi başına bela. Başına bela. Hocanın kazandıkça, hoca oynattıkça hocaya şans verilmesi gerekiyor. O zaman ne yapacaksın? Etrafını güçlendirecek. Ne yapacağız yani? Kaybetmesini mi bekleyeceğiz? Yo, kazan yani kaybettiği gün gönderilir mi? Öyle bir şey demiyorum. Tam tersine hocanın etrafını güçlendireceksin. Yardımcısıydı, scoutuydu, osuydu, busuydu. Bir sistemi kuracaksın oraya. Sen doğruları konuşuyorsun da gerçekler öyle değil. Bu ha, şu bilmiyorum. Anda cicim haftaları. Hoca ile bir hafta daha, iki hafta daha bilemedin. Devre arasına kadar devam edilir. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hocasını değiştirir. Bu net. Şu an Önder Hoca'nın performansı Beşiktaş'ın teknik direktör arayış, teknik direktör politikasını değiştiriyor sürekli. Yani aceleci bir tavır takınmamaktan yok. Yana. Devam. Göztepe maçı var. Beşiktaş yönetimi. Göztepe maçına kadar bir hoca bulunur mu, bulunmaz mı bilmiyorum. Ama bulunmasa da... Çok böyle Serdar Sarı'da acil bir arayış yok, var mı? Yok. Yoksa en doğru bak, adımı atana kadar aceleci davranmayacak mı Beşiktaş? Sosyal medya hesabında o konuyla ilgili bir video çekmiştim. İsmini vermiyorum o sosyal medya hesabını. Şöyle bir şey. İsimler önemli değil. Beşiktaş'ın kafasındaki proje önemli. Şimdi Beşiktaş'ın kafasındaki proje aslında bu yönetimin iktidara geldiği zamanki projeydi. Ama Sergen Yalçın da Abdullah Avcı Sergen sonrasında Sergen Yalçın'la devam ettirme ve o projeyi hocayla birlikte yürütmeyi çok istiyorlardı. İşte Mehmet Ekşi. Şimdi Önder Karabeli Sergen Yalçın'ın isteğiyle getirildi. O da var. Serdar Topraktepe Sergen Hoca'nın isteği, Mehmet Ekşi. Ya yani bir planlama vardı. Ama işler ters gidince hoca değişimi oldu ama planlamada değişim yok. Hoca isimleri önemli değil. Bruno olur, Daniel olur, görüşülen isimler. Samet Aybaba olur, Şenol Güneş olur, Önder Hoca olabilir. Bilemeyiz. Burada esas olan proje. Proje ne? Ne dedi Adnan Dalga Kıran Atilla Gökçe Milliyet Gazetesi'nde? Dedi ki biz dedi restoranların menüsünden yemek seçer gibi menajerlerin önümüze bıraktığı listelerden oyuncu seçmek istemiyoruz dedi. Biz bir sistemi kurmaya çalışıyoruz. Ama şeyde Bruno Pinheiro isminde bir hata yapıldı. Bakın. Her zaman söylediğim bir şey var. Transfer iletişimi diye bir dal var. Medyayla kulübün transfer çalışmalarının iletişimi. Sen şimdi Bruno Pinheiro ismi böyle bir yerlere sızdırılırsa işte taraftarın nabzını mı ölçelim amaç? İşte yoksa bilgi mi aldı adam bilmiyorum. Ama hep aile yerlere sızdırıyor nedense. Oraları sızdırırsan ve insanlar bunu kazır. Başka gazeteciler de gelir, işini yapıyor adam. Kazır ve der, şuna ulaşır. Beşiktaş yönetimi Bruno ile prensip anlaşmasına varmış. Oradaki çıkış maddesini kendi çözecek gibi. Efendime söyleyeyim. Hele bir de yönetici Adnan Dalga Kıran çıktı televizyonda dedi. Orada Allah'tan bir cümle kullandı. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü mü, salı günü mü ne burada. Bir aksilik bir, oldu. Onu koydu Allah'tan. Transfer, hoca transferi, oyuncu transferi bunlar çok gizli yürütülür. Neden gizli yürütülür? Gizli yürütülmesinin nedeni işte bu. Biri duyar senin projeni, gider işini bozar. Portekiz'e gider işini bozar. O proje hayata geçmesin diye. O yüzden imza atılana kadar her şey çok gizli yürütülmelidir.
Onların işi o. Bizim işimizi bulmak. Aziz Yıldırım bu tür gizli şeyleri yapıyordu mesela. Gizli tutuyordu. Bu imza Portekiz'de mi bozuldu yani? Oradan örneğin mı bozuldu? Diyorum. Mesela diyorum hocam.